Yepyeni bir CapCut videomuzdan hepinize merhaba dostlar. Öncelikle geçmiş bayramınız kutlu olsun dostlar. Hem bayram dolayısıyla hem de ülkenin genel durumu yüzünden video atmayı biraz geciktirdim. Kusura bakmayın. Ama aynı hızla devam edeceğiz. Siz yorum kısmına yazın. Şununla ilgili video çektiğim ve onunla ilgili araştırıp bulup çekerim dostlar. Bugünkü videomuzda ise size işinize yarayacak editlerde oldukça şık, güzel gözükecek veya herhangi bir işinize yarayacak araçları göstereceğim CapCut'ta. 3 tane araç göstereceğim. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Şimdi CapCut'ımızı açtık. İlk göstermek istediğim özellik videoya 3 boyutlu bir görsel ekleme. Oldukça şık ve güzel bir görünüm elde edeceğiz. Buradan efektlere giriyoruz abi. Ben şöyle bir resim oluşturdum. Arama kısmına player 3 yazıyoruz abi şöyle. Bunu direkt içine atmayın. Üzerine atın resmin veya videonun. Sonrasında şöyle geçtim. Şu şekilde bir görsel karşılıyor bizi. Burada şu müzik player diski var ya, onu kaybedeceğiz. Buradan doku kısmını sonuna kadar çekiyorum. Hafif de bir beyazlıklarda parıltı var. Görebiliyorsunuz böyle bir glow efekt var. Onu da kapatmak için buradan parıltıyı da kapattım. Şimdi bu ne işe yarıyor derseniz, şu görünen kısmına geldik. Tıkladım buradan. Ayarlar kısmına geldim. Üstten bir tane keyframe atadım. Sonra biraz daha çektim. Burada ne yapabiliriz mesela? Biraz boyutunu büyüttüm. Şu şekilde zoom yaptık. Sonrasında biraz da şu şekilde döndürdüm. Biraz da yatay bir şekilde şöyle bir şey yaptım. Sonrasında imlecimi biraz daha videoyu ilerlettim. Şu şekilde sanki scroll yapıyormuş gibi sayfamı yukarı doğru çektirdim. Sonrasında imlecimi biraz daha çektim. Şimdi tam tersini yapacağız. Bu şekilde döndürdüm. Biraz boyutunu küçülttüm. Buradan da yatay kısmını şu şekilde aldım. Tam tersine gidiyoruz şimdi. Sonrasında yine biraz daha çektim. Keyframe'ler yaptığınız işleme göre otomatik yerleşiyor zaten. Sonrasında ne oldu işte? Dikey kısmını yine Mehmet Ağar tarafına geldim. Bu şekilde yaptık. Biraz daha ilerlettim. Sonrasında düze getirdim. Boyutunu küçülttüm. Hafif de şöyle ortaladım. Şu şekilde. Eski haline getirdim. Eski haline getirmek isterseniz mesela şurada tam burası iyidir. Bir tane daha keyframe atadım. Bu keyframe'i kopyaladım. Bunu sildim. Tam buraya yapıştırdım. Yani tam eski haline geldi şu anda. Bir oynatayım bakalım. Keyframe'lerin arası yakın olduğu için, ya ben örnek olarak gösterdiğim için bu şekilde hızlı oldu. Şöyle sona kadar giderim. Şöyle. Tamamdır. Tekrar da oynatalım. Videonuzda bu şekilde 3D bir görünüm elde edebilirsiniz. Mesela atıyorum buradan şu videoyu tanıtacağız diyelim. Bu tarafa doğru çevirdik. Burayı ön plan aldık. Şu taraf biraz daha arka planda kaldı. Sonrasında biraz daha ilerledik. İşte tekrardan eski haline getirdik. Bu tarz bir efekt oldukça işinize yarar. Şık bir video elde edebilirsiniz dostlar. İkinci göstereceğim olay ise yine efektlerde. Arama kısmına 3D ekran yazarsanız şu şekilde bir efekt geliyor. Ben buradan birkaç tane resim ekleyeceğim buraya. Veya video ekleyeceğim, fark etmez. Ekledik mesela bunu. Sonrasında geldim. Bunu tuttum. Bu şekilde buraya attım. Oynattığımızda bu şekilde bir geçiş efekti veriyor. Normalde geçiş efekti değil bu. Normal efekt ama biz bunu geçiş efektinde kullanabiliriz. İşte buna bir tane ses efekti ekleriz. Böyle çark dönüyormuş gibi. Mesela bunu ekledim. Tam sildim. Başlangıçta tuttum. Şimdi bu şekilde döndü. Tam durdu. Buraya da bir tane mouse tikleme sesi atarsak. Şu şekilde. Bunun sesini biraz açtım. Şunu buradan sildim. Şimdi bakalım tekrardan. Bu şekilde bir geçiş efekti elde edebilirsiniz dostlar. Sıra geldik 3. özelliğe. 3. özellik şu şekilde dostlar. Videonuzda herhangi bir sevdiğiniz veya işinize yarayacak videoyla alakalı bir görsel var. Ama görsel ekrana sığmıyor. Mesela benim şu resmim gibi kenarlarda siyah boşluklar kalmış. Ben bunu ekranıma göre doldurmak istiyorum dostlar. Bunu nasıl yaparım derseniz renk paletinde bozmadan. Şimdi resme tıklayacağız. Video temel kısmına geldikten sonra aşağı doğru inip yapay zeka ile sığdır bölümü var. Onu seçtik. Buradan 16'ya 9'u seçtim. Şu şekilde manuel bir tutup ekranıma dayadım. Sonrasında buraya 16'yı 9 seçtik. Oluştur dedik. Oluşturmaya başladı şimdi. Bu şekilde oluşturdu. Bize 4 tane seçenek sunuyor. Ön izlemeyi bu şekilde yapabiliriz. Birinci seçenek bu. İkinci seçenekte biraz daha duman falan atmış. Pencereyi biraz kısmış. Üçüncü sadece duman var. Dördüncü
yani 1 ile 4 arasında kaldım ben. Tamam 4'ü seçelim diyelim mesela. 4'ü beğendim ben. Buradan uygula diyorum dostlar. Bu şekilde resmimizi genişletti. Bu özellik benim çok işime yarıyor. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Siz yorumlar kısmına hangi özelliği kullanıyorsunuz bu saydığım 3 özellikten veya hangisini daha çok sevdiniz? Onu yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.